Θάλασσας. Και όχι μόνο αυτό, έχει παραβιάσει και... Yunanistan'ın hukuksuz tavırları bardağı taşırdı. Lozan'ı çiğnemeye çalışan Atina'nın kışkırtan ziyaretinde tehditler yükseldi. Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir. Yunanistan yıllardır uluslararası hukuku hiçe sayıyor ve anlaşmaları çiğniyor. Savaş gemileri, askeri araç ve askerlerin görüntüleri defalarca kameralara yansıdı. Yunanistan bu adımıyla 1923 tarihli Lozan ve 1945 tarihli Paris Antlaşmalarını dünyanın gözü önünde ihlal etti. Türkiye ve Libya'nın kara sularını yok sayarak Mısır'la 6 Ağustos'ta deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı meşru anlaşmayı hukuksuz olarak niteliyor. Yunanistan, Türk azınlığı asimile etmeye yönelik adımlarını da son dönemde arttırdı. Lozan Antlaşması'na aykırı olarak azınlıkların statüsünü değiştirmeye çalışıyor. Türk azınlık okullarındaki azınlık ifadesi yerine Müslüman ifadesi getirildi. Gümülcine Medresesi'nin tüm öğretmenleri işten çıkarıldı. Çıkarılan kararnameyle Gümülcine ve İskeçe Medreselerinin Yunan Devlet Okulu gibi idare edilmesine karar verildi. Bu da Lozan'a aykırı olarak yapıldı. Yunanistan, Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek Batı Trakya'daki Gümülcine ve İskeçe'de bulunan medreselere encümen heyeti atamaları yaptı. Avrupa Birliği ilke ve değerlerine saygı duymak gerekir. Bu çerçevede Avrupa Birliği ikili bir yaklaşım benimsedi. Yunanistan, Avrupa Birliği ile yapılan mülteci anlaşmasına karşı faaliyetlerini de sürdürüyor. Atina yönetimi Ege Denizi'nde 80 bin mülteciyi Türk karasularına itti. Atina'nın Avrupa Birliği üzerinden yaptığı tahrikleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde de devam etti. Diplomatik kaynaklar kışkırtma emrinin Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından verildiğini onayladı. Ayrıca kışkırtıldığında uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldı. Önlem alma ihtimali konseyin her zaman masasında bulunuyor. Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir. Dendias, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu. Dendias'ın bu yaklaşımı kendi ülkesinin ihlallerini görmezden geldiğini gözler önüne serdi.